İstanbul Bakırköy'de hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan 12 yaşındaki çocuğun daha önce aynı suçtan 72 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı sayın seyirciler. Yineleyelim, sadece 12 yaşında bu çocuk. Soru şu, soru önemli. Suç makinesine dönüştürülen bu çocuklar nasıl bu denli kolay hırsızlık yapmaya devam ediyor? İstanbul polisi hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli 12 yaşında bir çocuktu. Üstelik suça itilen o çocuğun aynı suçtan 72 suç kaydı vardı. Suça sürüklenen çocuk İstanbul Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazaya girdi. Hedefinde bir turist aile vardı. Kıyafet bakan turistleri bir süre uzaktan izledi. Kadının dalgınlığından faydalandı, saniyeler içinde çantayı alarak kaçtı. O anlar hem mağazanın hem de alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntüleri izleniyor. Çantanın bir 12 yaşından küçük, suça sürüklenen bir çocuk tarafından alındığı tespit ediliyor. Çantasında 2000 dolar, 3500 lira ve elektronik cihazları olan turist kadın çocuktan şikayetçi oldu. Daha önce 72 kez yakalandığı ortaya çıkan çocuk 12 yaşını doldurmadığı için serbest bırakıldı. Bizim kanunumuzda çocuklara özgü yargılama yapılıyor. 12 yaşından küçük çocuklarla ilgili zaten çocukların cezai ehliyeti ve sorumluluğu mutlak surette yok. O yüzden kendisi hakkında bir soruşturma veya kovuşturma yapılması hukuken mümkün değil. Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşından küçük çocuk yaptığı eylemin sonuçlarını anlayamıyor. Bu sebeple de cezai yaptırımı bulunmuyor. Eğer burada suça sürüklenen çocuk ailesi tarafından yönlendirmesiyle de yapıldıysa ve bunun delilleri ve ispatları varsa Cumhuriyet Savcısı reşit olan zaten aile fertleri hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütebilir. Peki suç makinesine dönüşen bu çocukların kullanılmasının önüne geçmek için ne yapılmalı? Burada özellikle çocukların topluma kazandırılması, iyi eğitim alması noktasında hem devlete pozitif yükümlülükler düşüyor hem de aile bireylerine pozitif yükümlülükler düşüyor.